Evet sevgili Muğla TV seyircileri, 7 Renk 7 Yöre programımızın üçüncüsüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ilk iki programımızda Muğla ZB'mizin kadın figürlerini ve erkek figürlerini görmüştük. Bugün planlamamız doğrultusunda Muğla ZB'ni bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi isterseniz geçen hafta gördüklerimizi bir hızlı bir şekilde tekrar ederim hem hatırlama babında. Ondan sonra bugünkü programımıza geçelim. Şimdi erkeklerden başlıyoruz. Tavrımızdaydık zaten. Beklemeli düzle başlıyorduk. Sol ayağımızla başlıyoruz. Unutmuyoruz. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. 4 ve 5 vur çek. 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitirdi. Daha sonra erkeklerde tek çaprazı görmüştük. Bir de onu gösterelim. Dönmeli tek çaprazdı. Şimdi şöyle söylüyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Sol ayağımızdan güç alarak sağ ayağımızın parmak ucuna dönüp adımımızı direkt sırtımızın olduğu yere basıp devam ediyorduk. Hop dedik. 1 ve 2 ve 3 ve 4 çapraz. 5 ve 6 ve 7 ve 8 bitir. 9 bitirdi. Şimdi burada bir şey geçen hafta söylemiştim. Bunu bir de dönmeden de yapabiliriz. Eğer dönme erkekler için zor olursa şunu dönmeden de düz yapabiliriz. Yani şu şekilde. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 bitir, 9 bitir şeklinde. Burada dönmeli figürde erkekler için söylüyorum. Dönmeli yaparsak eğer çaprazı 3 V'de. Eğer düz bir şekilde başlıyorsak çaprazı 4 V'de yapıyoruz. Bunları görmüştük erkeklerde. Şimdi kadınlarınkini gösterelim. Özür dilerim. Tavrımızdaydık. Hop dedik. İlk figürümüz kollu düzdü. Hop dedik. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 kiydi. İkinci figürümüz işte tek çaprazdı. Kadınlarda da gene. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 kiydi. Geçen hafta bunları görmüştük. Şimdi bugün diz vurmalarımızı göreceğiz. Artık diz vurmamıza geçeceğiz. Şimdi erkekte gene hem dönmelisini hem düz kollusunu göstereceğim. Hangisi kolayınıza giderse. Şimdi diz vurmamız şuydu arkadaşlar. Önce figürü komple yapayım, bir seyredin. Ondan sonra parçalayıp çalışacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Ya dönmeli yapacağız. Eğer yapabiliyorsak dönmelisini, yapamıyorsak düzünü. Düzde de şuydu. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki şeklindeydi. Şimdi bunu tercihini size bırakacağım. Ben dönmeli ve düzün ikisini de göstereceğim. Şimdi dönmeli de zaten dönmeyi biliyoruz. Başladık. 1 ve 2 ve yaptıktan sonra hemen 3. ayağımı, 3. sayıyı sağ ayağımı sağ çaprazıma koyup 4 ve dizimi vuruyorum. V'de kalktığımda sol parmak ucundayım. Sağ elim havada, sol elimi sol dizime koyuyorum. Bir buraya kadar alalım. Bir daha göstereyim. Hop dedik. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve bakın 4 ve dizi vuruyorum. Ve de elimi, sol elimi sol bacağımın içine alıyorum. Hazır bir daha.
Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki 4 ve 5 ve'den sonra direkt sağ dizimi vurup kalkıp bitiriyorum. Bir daha yapalım. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Burada önemli olan, erkekler için söyleyeyim, çökme esnasında kesinlikle şöyle yapışmıyoruz. Çapraza koyduk. Şu kol altımızdan şuraya bakarak. Şu. Erkeklerdeki çökmedeki espri bu. Hafif şu şekilde. Öne doğru yatık. Ne çok kapalı ne de çok dik. Hafif yatık ve kolumuzun altından karşıyı görecek şekilde. Kafamız oraya bakıyor. Şimdi bir daha yapalım. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve de koyduk. Bak parmak ucu havada, sol parmak ucu. 6 ve de basıyorum ve topuğumu basmamla elimi kaldırmam bir oluyor. 7 ve 8 ki 9 ki. Şimdi biliyorum bu biraz yorucu bir figür. Bacaklarınızın şu baldır kısmı ağrıyacaktır. Ama alışacağız. Şimdi erkeklerinki bu. Bayanlara gelelim. Bayanlar gene düz başlayacak. Figürün kompresini gösteriyorum şimdi. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 5. sayımız bakın sol ayağımıza geliyor. Yana koyup bekliyoruz. Bir omuz genişliği açık. Bekle. 6. sayıda burada kesin katı bir şey yok. Yani sağ dizi vuracağız veya sol dizi. Hangisini rahat edebiliyorsanız o dizi vurabilirsiniz. Mesela ben sol dizimi vurmak daha rahatıma geliyor. 5 bekle. Şimdi döndüm, sağıma döndüm. Vururken dizimi böyle erkek gibi tam vurmuyorum. Kadınlardaki diz vurmada yerle diz arasında şöyle bir 3 parmak gibi mesafe kalıyor. 5 bekle döndüm. 6 vur. 7 ve 8 ki 9 ki yapıyoruz. Burada zaten bir tanesini boş. Hemen bitiriyoruz ondan sonra. Burada gene dediğim gibi önemli olan durdun. Döndün. Tam vurduğunda kolu yerden alıp kenara alıp buradan alıp bitiriyorsun. Ayağı hemen çekiyoruz yana. Bir daha alalım. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Tamam mı? Bu tek diz vurma bayanlarda buydu. Şimdi bir de bunun bayanlarda tekrar alalım bunu gene alacağız. Çift diz vurması var. Şimdi buradaki çift diz vurmalarda da aynı tek diz vurmadaki gibi kollar. 1 2 1 2 Bir şu kol çalışmasını yapalım. Tut kolları bayanlar. Evet. Şimdi bakın. Sol elim aldım. Aşağıdan şöyle bir daire çizip yerini aldım. Sağ kolum daire çizdim, yerini aldım. Bu. Başka bir şey yok. Hazır bir deneyelim şunu. Hop. 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve. Tamam. Evet, bir deneyelim. Tek diz vurma yapıyoruz. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 6 vur. 7 ve 8 ki 9 ki. Evet, güzel.
Şimdi çift diz vurmaya geçelim. Hazır. Çift diz vurmada da gene baştan yapıyorum. Bir seyredin. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 6 vur. 7 vur. 8 2 9 2. Tamam. Bir beraber yapalım şimdi yavaş yavaş. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 6 vur. 7 vur. 8 2 9 2. Şimdi çökmelerde bayanlar dediğim gibi kesinlikle erkek diz vurması gibi yere dizi vurmuyoruz. Yani döndüm bakın şu. Dizim şu açıyı alıyor ve yerle arasında mesafe. Döndüm. Vurdum. Bakın burada tekrar. Vurdu. Kalktım. Bitirdim. Şimdi bu söyleyeceğim kural hem erkek için hem bayan için geçerli. Kesinlikle çökmelerde şöyle bir şey istemiyoruz. Durduk mesela erkek için söylüyorum. Vurdun. Yükselme yok. Vurdum. Bakın. Şu pozisyondan tekrar geliyorum. Bakın. Vücut hiç alçalıp yükselmiyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunu yaparken gerçekten şu diziniz, yan bağlar ve şu üst baldır kısmı çok zorlanıyor. Bu zamanla alışıyorsunuz. Evet. Şimdi Muda zeminde hangi figürleri gördük? Erkeklerde beklemeli düz, tek çapraz, diz vurma. Kadınlarda kollu düz, tek çapraz, tek diz, çift diz. Şimdi gelelim erkeklerin bence muğla zeybeğinde olmazsa olmazı. İçi atlama. Şimdi bu içi atlama figüründe hem tek çaprazı kullanıyoruz hem de diz vurmayı kullanıyoruz. İki figürümüz birden kullanılıyor burada. Şimdi ben bir yapayım size seyredin. Başladık. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 es 6 ve 7 ve 8 2 9 2. Figür bu. Şimdi bu figürü şimdi ilk seyrettiğiniz zaman çok karışık, çok zormuş gibi geliyor ama inanın öyle o kadar karışık, zor değil. Şimdi bir deneyelim. Hazır. Şimdi tek çapraza kadar biliyoruz zaten. O tek çapraza kadar bir gelelim. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve. Bakın 5 ve'de sağ ayağım burada havada. Sol ayağım yerde, ellerim havada. Burada sadece şunu istiyorum sizden. 1 2 havada bir daha. Sol ayağımın üstünde zıplıyorum bakın. 1, 2. İkincisinde iki ayağım da yere topuklarımda oturuyor. Hafif de sol çaprazımayım. Şu şekildeyim. Tamam mı? Bir daha deneyelim. Şimdi alalım sağ ayakları boşa. Buradan. 1, vurdum. 2. Bir daha. Sağ ayak boşta. Hop. Vurdum, düştüm. Bir buraya kadar gelelim. En baştan buraya kadar. Burada bakın önemli olan hani şu sallama figürümüz vardı ya yürüme düz. Bu ayak atma aynısı. Değişik hiçbir şey yok. Şuradayım bakın boşta. Buradan bakın. Şu hareketi ne kadar sağlam ve sakin yaparsanız düşüşünüz ve hareket o kadar net olur. Düşerken kesinlikle şunu istemiyorum yalnız. Şu değil. Pat pat değil. Attım, tap. İki ayak birden oturuyor buraya. Tamam mı? Şu atlamaya kadar gelelim. Hazır. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 çapraz 5 el şimdi
At. Top. Tamam. Pardon. Burada dediğim gibi önemli olan sağ ayağı atıp çift düşmek. Tamam mı? Kesinlikle bak gene hatırlatıyorum. Kesinlikle şu değil. Bu değil. Şu. Ve dizler hafif kırık. Tamam mı? Hazır bir daha. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş es. Altı ve. Yani altı ve dediğinde herkes şu pozisyonu almış olacak. Hafif çaprazıma, sol çaprazıma ve sağ kolumun altından kesiyorum burayı. Bir daha alalım buraya kadar. Hazır. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört çapraz. Beş es. Altı ve. Güzel. Şimdi dizlerim kırık. Bütün ağırlığım dizlerim, bacaklarımda. Kollarım havada. Yedinci sayıda artık sol dizimi vuruyorum. Şurada. Yedi ve sekiz ki dokuz ki. Sol çaprazıma bitirdim. Figürümüz bu. Şimdi bu figürü erkekler en baştan bir buraya kadar alalım. Daha sonra bunu bir de size daire formatında göstereceğim. Hazır. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş es. Altı re. Yedi vur. Sekiz ki. Dokuz ki. Tamam. Evet. Bu figürümüzden sonra muğla zeybeğini bitirmiş oluyoruz. Kadınlarda ve erkeklerde. Tabii bunları bir tekrar edeceğiz gene. Hatta şöyle söyleyeyim. Haftaya inşallah bir şey olmazsa size de bir sürprizimiz var bu konuyla ilgili. Onu da şimdiden belirteyim. Ve beğeneceğiniz bir sürpriz. Bunu emin olun. Şimdi erkekler bir daha alalım şu içi atlamamızı ve muğla zeybeğini kadınlarda ve erkeklerde bitirmiş oluyoruz. Bütün figürlerimizi tekrar bir baştan hatırlatıp daha sonraki figürlerimize geçeceğiz. Evet. İçi atlamayı bir daha yapıyoruz erkekler. Hazır. Tavırdayısın. Hiç bozma. Rahat. Hop. Bir ve iki ve üç ve dört çapraz. Beş es. Altı ve yedi vur. Sekiz ki. Dokuz ki. Tamam. Bu kadar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Şimdi hocam bu müzik bitmiyor. Devam ediyor. Evet devam ediyor. Burada yapmamız gereken şunu yapabiliriz. Mesela bir dost meclisinde oynuyorsunuz. Muğla zeybeği çalıyor. Bir tane beklemeli düz yaptın. Erkekler için söylüyorum. Araya bir tane kollu düz koyabilirsin. Bunu çeşitlendirmek sizlere. Veya kollu düzün yerine seri yürüme yapabilirsin. Yani 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki hemen öbür figürüne geçebilirsin. Bunları çeşitlendirmek sizlere kalmış bir şey. Ben şimdi onları da göstereceğiz size. Evet arkadaşlar şimdi muğla zeybeğimizi burada bitirdik. Figürlerini kadın ve erkeklerin. Şimdi bir figürlerimizi kadın ve erkeklerin figürlerini bir baştan tekrarlayıp programımızı bitireceğiz. Şimdi kadın figürlerimizi biz önce isimlerini söyleyerek hatırlayalım. Kollu düz, tek çapraz, tek diz, çift diz olarak 4 tane figür gördük. Evet, hatırlatıyorum figürleri şimdi bayanların. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve
6 ve 7 ve 8 ki tek çapraza başladık. 1 ve 2 ve 3 ve 4 çapraz. 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki tek diz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 6 vur. 7 boş. 8 ki çift diz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 bekle. 6 vur. 7 vur. 8 ki 9 ki. Bayanlarımızın figürleri bunlardı. Muğla Zeybe'yi. Gelelim erkeklerimize. Erkek figürlerimiz ise beklemeli düz, tek çapraz, iki atlama diye devam ediyordu. Şimdi başlayalım. Hazır. Beklemeli düzle başlıyoruz. Hop. 1 ve 2 bekle. 3 bekle. 4 ve 5 vur çek. 6 ve 7 ve 8 ki 9 tek çapraz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 iki atlama. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 es 6 ve 7 vur 8 ki 9 ki. Şimdi arkadaşlar burada neyi unuttuk? Kimse daha söylemedi. Diz vurmamız vardı bir de hatırlıyorsanız. Evet, diz vurmayı da hatırlatalım. Diz vurmamızı da hatırlayalım. Hop. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ki 9 ki. Evet. Muğla Zeybe'yi figürlerimiz bu kadar. Şimdi dediğim gibi bunları lütfen evde bir tekrar edelim. Hızlı bir şekilde unutmadan. Dediğim gibi haftaya programımızda size çok güzel bir sürprizimiz var. O sürprizimizi kaçırmamanızı dilerim. Gerçekten beğeneceğiniz bir sürpriz. Şimdi fazla ipucu vermeyeyim. Bütün herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.